Sizler için nüfus yapısı, Türkiye'nin nüfus yapısı ve aile yapısından bahsedeceğiz. Bitki uzmanımız İbrahim Gökçek ile birlikte. Evet efendim, Türkiye'nin nüfus yapısı ne haldedir? Aile yapısı ne durumdadır? Evet, çok perişan olduğumuzu fark ettim. Nasıl fark ettim? Bizim Avrupa bayimiz Suudi Arabistan'a gitti. Dedi ki, Suudi Arabistan'da Umre'ye gitti. Orada arkadaşlarıyla konuştu falan. Dedi ki, ben burada biraz daha kalacağım. Niye? Burada bayilik açalım. Dedim ya, Suudi Arabistan'da ne olacak işte, 7 milyon, 8 milyon, bilemedim 9-10 milyon. Yok dedi, sen bilmiyorsun, takip etmiyorsun. Allah Allah, iyi bakalım. 15 gün kaldı, araştırdık ki Suudi Arabistan'ın nüfusu 28 milyon olmuş. Ne zamandan ne zamana, yani Türkiye'nin nüfusu son 20-30 yıldır hep 70 milyonda sayıyoruz. Dünyada nüfus dengeleri hızla değişiyor. Suudi Arabistan bir zamanlar 7 milyondu, 28 milyona çıkmış. Allah Allah dedim, şöyle bir karıştırdım. Bir bakayım dedim, ne oluyor? Dünyada neler oluyor? İran'ın nüfusuyla Türkiye'nin nüfusu 50 yıl önce, Türkiye 50 milyonken İran nüfusu 39 milyon, 40 milyon dahi değil, 39 milyonken şimdi İran 75 milyon olmuş, Türkiye hala 73'te. Yani İran %90 nüfusunu artırmış, Türkiye'nin nüfusu %25'ler artmış bu 50 yıl içerisinde. Mısır'ın nüfusu bizimle aynıyken şimdi 11 milyon, Mısır'ın nüfusu Türkiye'yi geçmiş. Yani İran'ın planı 50 yıl sonra 150 milyona ulaşmak. Mısır'ın planı 150 milyona ulaşmak. Suudi Arabistan 100 milyonları bulmak 50 yıl sonra. Yani 2050 yıllarında. Türkiye'nin planını, hiçbir planı yok. Yani bu hükümet bir şeyler yapmak istiyor ama önceki hükümetler zamanında Atatürk'ten sonra Atatürk bir şeyler yaptı. Türkiye'nin nüfusu için kalkınması, nüfus artmazsa nasıl kalkınacak, nasıl büyüyecek? Ne oldu? Milli Şef'ten sonra nüfusumuz yavaşlamaya başladı. 85'te de iyice durdu. 1985'ten sonra Avrupa Kiliseler Birliği'nden para alan lobiler, localar, kulüpler, medya vesaire nüfusumuz hızla artıyor diye bir propaganda başlattı böyle. Her taraftan gazeteler, televizyonlar, radyolar Türkiye'nin nüfusu çok, Türkiye'nin nüfusu çok diye bütün politikacıları, yazar, çizer, entel, dantel herkes bu işe girdi. Ve gerçekten Türkiye'nin nüfusunu adeta frenlediler. İran 39'dan 75'e çıktı. %90 var artış. Türkiye 50'den 72'ye çıktı. Hala biz %25 artarken onlar %90 artış gösterdi. Mısır'da artış var. Suudi Arabistan'ın ise neredeyse %400'lere katlayarak gidiyor. Bir de Türkiye'de aile yapısı bozuldu. Türk aile yapısı milattan, yani Türk tarihi milattan önce 16 bin yılında başlar. Anavu devletini kurmuşuz. Milattan önce Adria'dan Alaska'ya kadar Asya kıtasının yarısını atalarımız yönetmiş. Bir yıl, iki yıl, üç yıl, beş yıl değil. Takriben 18 bin yıl bu coğrafyada Asya'nın yarısına hakim olmuşuz. Ama şimdi Anadolu'ya sıkışıp kalmışız. Nüfusumuz da azaldıkça ne olacak? Bir taraftan İran, diğer taraftan Mısır. Bölge ülkeleri arasında Türkiye lider olmak istiyor ama nüfusu azalırsa bu gidişle, bu tempoyla lider ülke, merkez ülke olma fonksiyonunu kaybedecek. Avrupalılar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın karşısında bir güç oluşturmak için Avrupa Birliği'ni kurdular. 300-400 milyonluk bir nüfus ortaya çıktı. Ama kendi aralarındaki çekişmeden, ekonomik çöküşten, Hindistan ve Çin'deki ekonomik gelişmelerden dolayı ne oldu? Bu işi sürdüremiyorlar. Avrupa Birliği çökecek. Türkiye 60 yıldır Avrupa Birliği'nin
arkasında kuyruğunda ille ben de gireyim diye. Onlar Hristiyan Birliği olduğu için almadılar, almazlar, almıyorlar. İyi ki almadılar. Alsalardı orada kapının eşiğinde bize çaycılık yaptıracaklardı. Hiçbir zaman o koltuğa, şefin koltuğuna oturamayacaktı. Biz hükümran bir milletiz. Yani hükmedilen değil. İşte bu yüzden çaycı olamayız. Çaycı olamayız. Ama illa ki bazı siyasetçiler, küçük beyinliler, gidelim Avrupa'nın birliğine katılalım, çaycı olalım. İsteyecekler ki Avrupa Birliği'ne katılalım. Oysa biz patron olmalıyız, şef olmalıyız, koltukta oturmalıyız. İdare eden olmuşuz. 18 bin yıl. Bir oy bir devletini kurmuşuz, 10 bin yıl yaşamış. Atoy bir devletini kurmuşuz, Türk bir devletini kurmuşuz, Büyük Hun İmparatorluğunu kurmuşuz, Göktürk devletini kurmuşuz, Karahanlı devletini kurmuşuz, Selçuklu devletini kurmuşuz, Osmanlı. Bunların hepsi birbirinin devamıdır. Sadece hanlıklar değişmiş. Aslında sadece var olan Türk devletidir. 19 bininci yılına giriyor Türk devleti. 19 bininci yılına giriyor. Ama bu son giriş çok kötü. Nüfusu Avrupa Kiliseler Birliği'ni finanse ettiği bazı medya çevreleri, lobiler, loncalar vesaire, nüfus planlaması, aile planlaması diye aile, Türk aile yapısını çökerttiler. Çöktü. Evet. İnternetten okuduğum kadarıyla, bilmiyorum ne kadar gerçek mi, doğru mu? Çok şaşırdım. 30 yaşı üzeri 18 milyon kadın, yani bayan bekarmış. 28 milyon da erkek bekarmış. Geriye ne kaldı? Hiçbir şey kalmadı. Bu gidişle bu insanlar evlenemezse, ev, yuva kuramazsa, Türkiye'nin nüfusu 2050'de bu trendi dahi, bu şimdiki durumu dahi koruyamayacak demek. Eğer ki evlilikleri kolaylaştıracak, yuvaları mutlu bir aile yapısı, yeni bir aile yapısı, yeni bir sistem oluşturamazsa tarihe karışıp gideceğiz. En büyük tehlike Türk aile yapısının çözülmüş, bozulmuş, dağılmış olması. 18 milyon kadın, 28 milyon erkek bekar. 30 yaş üzeri. Bir sürü insan geliyorlar, ben tanışıyoruz. Bizim müessesede çalışanlar, işe girenler, işten çıkanlar, bir sürü insanla muhatap oluyoruz. Herkes bekar, evli insan yok. Evlenemiyor, nasıl evlensin? Avrupa'da böyle bir ara nüfus planlaması yaptı. Baktılar ki gidiyorlar, hemen tedbir aldılar. Mesela Almanya ne yaptı? Bekar bir kişi kazancının %50'sini vergi olarak ödüyor. Evli olan çiftler kazancının %25'ini vergi olarak ödüyor. Yani evliliğe, vergi sistemine, ekonomik sistemi değiştirerek insanları evlenmeye zorladı Almanya. Evliler daha az vergi veriyor. Bir. Bekarlar çok vergi veriyor. Kimse bekar kalmak istemiyor. Bekar kalırsa kazandığı devlete gidiyor. Hiçbir şeyin sahibi olamıyor. Ne ev sahibi olabiliyor, ne araba sahibi, ne de hiçbir şey. Evlenirse birlikte ailesiyle bir yuva kurabiliyor. Vergi sistemini değiştirdi Almanya. İki, evlenip çocuk yapanlara çocuk parası vermeye başladı. Mesela çocuk parası çocuk başına 300 euro. Yani 5 çocuğu varsa bir ailenin 1500 euro ek geliri, çocuk parası var. Şimdi Türkiye'de bunu yapmak zorunda. Aksi halde, şimdi Türkiye'de hiç zaten evlenmiyor insanlar. Milyonlarca insan bekar. 30 yaşın üzerinde şu kadar milyon bekar. Evlenmediği gibi evlenenler de çocuk yapmıyor. Bir veya iki çocuk yapıyor. Nüfus azalıyor, hızla azalıyor. Türkiye'de artmıyor. Almanya'da eskiden aynı böyleydi. Yani evlenseler de insanlar bir veya iki çocuk, fazla çocuk yoktu. Şimdi Almanlar almış oldukları aileyi destekleyen ekonomik planlar, tedbirler nedeniyle 7, 8, 9 çocuğu olan Alman var artık. Şaşırdım. Geçen Almanya'ya gittim. Almanlar artık çocuk yapıyor. Sadece eskiden Almanya'daki Türkler veya Araplar veya başka milletten Yugoslar çocuk yapardı. Sokaklarda sarışın çocuk göremezdiniz. Şimdi döndü. Bir sürü tedbir aldılar. Çocuk parasıydı mesela
5 mi 6 çocuk yapan anneler otomatik emekli oluyor. Ana emekli yapıyor. İran 6 çocuğu olan anneleri otomatik emekli yapıyor. O 6 çocuğu olursa ne yapacak? Ömür boyu çocuk bakacak. Emekli olması gerekir. Türkiye'nin de tedbir alması gerekir. Birçok tedbir alması gerekir. Türk aile yapısı çöktü. Eğer ki buna tedbir alınmazsa nüfusumuzu koruyamayacağız. Gidecek. 19 bin yıldır devam eden aile yapısı çöktü. Bitti. Yani yolun sonu görüktü. Eğer tedbirler alınmazsa, acil tedbirler, 30-40 yıl sonra 150 milyon İran, 150 milyon Mısır yanı başımızda olacak. Ve bölgede liderliği oynamak isteyen Türkiye nüfusu 70-80 milyonda kalırsa hiçbir ülkeye söz geçiremez. Sovyetler Birliği neden çöktü? Ekonomik olarak çökmedi, siyasi olarak çökmedi. Sovyetler Birliği'nin çökmesinin sebebi nüfus dengelerinin bozulmasından kaynaklanır. 350 milyon olan Sovyetler'de Rus olmayanlar çoğunluğa geçti. Özbek, Kırgız, Kazak, Türkmen, Azeri, Ukraynalı, Beyaz Rus vesaire derken Rusların meclisinde, alt dumasında Rus olmayanlar çoğunluğa geçti. Çıkan kanunlar Rusya'nın aleyhine olduğu için adamlar baktılar geleceğimiz tehlike diye Sovyetler devletini bitirdiler. Rusya da %100 Rus olan aşağı yukarı devlete geri döndüler. Osmanlı'nın da son döneminde meclis kapatıldı. Niçin kapatıldı? Osmanlı meclisinde 2. Abdülhamit zamanındaydı galiba. Meclisi kapattılar. Neden kapattılar? Meclis toplanıyor. Osmanlı meclisi Bulgar, Sırp, Arap, Ermeni, Rum azınlık mecliste çoğunluk oldu. Alınan kararlar Osmanlı aleyhine oldu. Meclis lağvedildi. Bundan dolayı. Şimdi Türkiye bölgede, yani Avrupa Birliği çökecek. Türkiye bölgede yeni güçlü bir merkezi devlet kurabilmesi için merkez devletler topluluğu kurması gerekir. Türkiye'nin çevresindeki ülkelerle birlikte yeni bir güç merkezi oluşturması gerekir. Türkiye'nin merkez güç devleti oluşturabilmesi için ekonomisinin yanında nüfus önemli. Nüfus olmazsa hiçbir şey yapamaz. Ekonomi kalkınabilir ama nüfus olmadığı zaman Hindistan'ın 1 milyardan fazla nüfusu var. Düne kadar çok fakirdi. Bugün ne oldu? Kalkındı. Nüfus olduğu zaman problem değil. Brezilya 90 milyonken sözü geçmeyen bir ülkeydi. Şimdi 200 milyon oldu. Artık dünyada sözü dinlenen bir ülke haline geldi. Yani aileleri bekar insanlar, bugün milyonlarca insan büyük şehirlerde dört duvar arasında yaşıyor. İşine gidiyor, işinden geliyor, televizyonu seyrediyor, geziyor. Yalnız, mutsuz, umutsuz, çaresiz, evlenemiyor. Bir de Türkiye'de şöyle bir saçmalık var. Efendim işte kız tarafı şunu şunu alacak, oğlan tarafı bunu bunu alacak. Kız çalışıyor, para biriktiriyor, oğlan çalışıyor, para biriktiriyor. 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl para biriktir. Ne yapacak? Çamaşır makinesi, buzdolabı alacak efendim. Yatak odası alacak, mutfak alacak, şunu alacak, bunu alacak. Altında şuydu, buydu derken ne oluyor? Artık ilişki bitiyor. Evlenemeden ailelerin, çevrenin baskısı, onu alacaksın, bunu alacaksın dayatmaları, evlenmeden, evlilik hazırlıkları başlamadan evlilik bitiyor. 3-4 yıl takılıyorlar. Ne oluyor? Bitiyor. Oysa Hazreti Ali mesela evlenirken nesi vardı? Bir tenceresi, bir tabağı, bir de yatağı. Başka bir şeysi yok. Yani evlenirken şunu isteriz, bunu isteriz diye bir sürü dayatma, töreler, adetler, örfler, ilkel şeyler nedeniyle, yani bunlar hep İslam'da olmayan şeyler. Yok şunu kız tarafı alacak, yok bunu oğlan tarafı alacak. İnsanlara dayata olmayan bir şey neden alacaksın? Evlenemiyor insanlar. Gurbete gidiyor, çalışıyor, 5 yıl, 10 yıl evleneceğim diye para biriktiriyor.
Bir problem çıkıyor, para oraya gidiyor, evlenemiyor, ortada kalır, yaş geçiyor. 18 milyon bayan bekar, 28 milyon erkek bekar. Yani bu dünyanın en büyük faciası. Yani ne demek? 18 milyon, 28 milyon ne eder? İşte şu kadar milyon, bilmiyorum. Mutsuz insan demek. Mutsuz, umutsuz, çaresiz, ezilen insan. Çocuğu yok, ailesi yok, yuvası yok. Umudu yok. Bitmiş. Biz Türkiye olarak paramız var, malımız var, mülkümüz var, villamız var, şu var. Bunların hiçbirisi insanı mutlu etmez. İnsanı huzurlu etmez. Yani dünyaları da olsa, ailesi yoksa, çocuğu yoksa kişiye saadet vermez. Bu nedenle Türk aile yapısını kurtarmak için yeni bir model geliştirmek gerekir. Nasıl geliştirecek? Bunu bakanlıkların, hükümetin bir an önce tedbir alarak yapması gerekir. Avrupa Kiliseler Birliği'nin 50 yıl önce başlatmış olduğu Türk nüfusunu azaltma, Türk nüfusunu yok etme planı başarıya ulaştı. Türkiye'deki lobiler, loncalar, medya ve diğer sermaye gruplarının çalışmalı vakıflar mesele maskesi altında başlatmış oldukları, milyon dolarlar harcayarak başlatmış oldukları büyük kampanya başarıya ulaştı. Çökerttiler aile yapımızı. Buna bir çözüm bulmamız lazım. En büyük facia, milyonlarca insanın dört duvar arasında garip, öksüz, yetim, çaresiz, mutsuz, umutsuz. Buna çözüm bulmak gerek. Evet, politikacı diyelim ben ama yani insanlara bakıyorum. 30 yaşına gelmiş, 35 yaşına gelmiş, 40 yaşına gelmiş, hala evlenecek. Çocuk sahibi olacak. Ondan sonra da başlıyorlar, diyorlar ki efendim işte bende varikozul var. Efendim sperm sayısı düştü. Ailemde işte hormon anormali. Elbette ki olur. Yani artık yaşlanıyorsun. Kadınlar 30 yaşından sonra artık yavaş yavaş doğurganlığını kaybediyor. Erkekler bir de askerde şap, yemeklerine şap katıyor. Öyle erkekleri kısırlaştırıyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan bir şey var. Askerde çorbalara şap katılıyor. Erkeklerin cinsel fonksiyonu azalsın diye ama erkekleri kısırlaştırıyorlar, haberleri yok. Bir de böyle kısırlaştırıyoruz yani. Bilinçli mi yapılıyor, bilinçsiz mi yapılıyor? Bir de böyle bir erkeklere yönelik, Türk erkeğine yönelik büyük bir facia işleniyor. Bunun da önüne geçilmesi gerek. Politikacı diyelim, konuşmak istemiyordum. Mecbur kaldım. Suudi Arabistan nüfusunu dörde katlamış. İran nüfusunu %90 artırmış. Mısır nüfusunu artırmış. Avrupa toparlanıyor. Türkiye geri saymaya devam ediyor. Ve milyonlarca insan yalnız yaşıyor. Ya biz insanız ya, biz insan olarak ailede karı koca çocuk ailedir. Yani bir insan tek başına yaşıyorsa o aile değildir ki, fert olarak. Yani affedersin, Avrupa Kiliseler Birliği'nin başlatmış olduğu bu haince plan başarıya ulaştı ama bizim de buna bir çözüm bulmamız gerekiyor. Fazla konuşmayacağım. Moralim bozuldu. Başka bir şey konuşayım. Peki hocam, o zaman biz